düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivillerimizin bir gün başsağlığı dilendirir. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 2. yasama yılı yarın başlayacak. Yeni yasama yılı açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verecek. Tadilat yapıldı. Ses ve elektronik oylama sistemi yenilendi. Yarın açılacak Meclis Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 siyasi parti temsil ediliyor. 28. dönem 2. yasama yılında mecliste 6 siyasi parti grubu olacak. Meclis Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayısına göre oturma düzeni de belirlendi. Mecliste ilk tören saat 13'te Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Genel kurulsa saat 14'te toplanacak. Yeni yasama yılının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden önemli mesajlar verecek. Siyasi partilerin liderleri de Meclis Genel Kurulu açılışına katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurulu locadan izleyecek. Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli gözünü meclise çevirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin Ekim ayı içinde meclisten geçmesi bekleniyor. Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de meclis gündemine gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. 3 aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin meclise gelmesi bekleniyor. Tanrıkulu için halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek. Sivil anayasa için de harekete geçiliyor. Mecliste AK Parti bünyesinde oluşturulacak Anayasa Hazırlık Komisyonu yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak. Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak. Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde. İsveç provokasyonlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Polis korumasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil eden maket yakıldı. Bu çirkin saldırıya Türkiye sessiz kalmadı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsveç bu saldırıdan sorumludur dedi. İsveç bardağı taşırıyor. Daha önce kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar gerçekleştiren İsveç bir provokasyona daha imza attı. Stockholm Büyükelçiliği önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden maket yakıldı. Kabul edilemez hareket polis kontrolünde gerçekleşti. Yaşanan çirkin olayın ardından Türkiye'den sert tepkiler ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı çirkin saldırıya ilişkin Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz açıklamasını yaptı. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İsveç makamları bu saldırıdan sorumludur dedi. Çelik, Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapılmıştır. Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırıdan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez ifadelerini kullandı. Saldırılarla mücadele etmeye devam edeceğiz diyen Ömer Çelik, İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır. Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur ifadelerine yer verdi. Sujuvan ratifioinnin tuesta ja siitä ajatuksesta, että puolueet voisivat...
ABD'nin Los Angeles şehrinde de provokasyona imza atan Ermeni grubu oldu. Türkiye konulu konferans provoke edilmeye çalışıldı. Ermeni gruba polis müdahale etti. Azerbaycan toprağı Karabağ'daki yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalığı savaş alanına çevirdi. Karabağ'daki Ermeniler yıllardır işgal altında tutulduktan sonra özgürlüğüne kavuşturulan toprakları kendi istekleriyle terk ederek Ermenistan'a dönüyor. ABD'de yaşayan Ermeniler Karabağ'da ortaya çıkan sonuç nedeniyle öfkelendi, çirkin hareketlere imza atıldı. Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde bir program düzenlendi. Programa Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve Türk diplomatlar katıldı. Ermeni provokatörler ise üniversite binası dışında taşkınlık çıkarırken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Büyükelçi Mercan'ın konuşmacı olarak bulunduğu programa sabotaj girişimi yapıldı. Ellerinde Ermenistan bayrağı taşıyan çeteler ABD polisinin engellemesiyle karşılaştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin tepkiler peş peşe geldi. Yapılan açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan'ı son dönemde ise Ermenistan hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Tarihi olayların dar ve yerel siyasi saiklerle çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır denildi. CHP adım adım 38. olağan kurultaya gidiyor. Değişim tartışması ise devam ediyor. İstanbul'da özel bir ekiple toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmaların televizyonlarda yapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Gerekirse 16 masa kuracağım. Seçim sonrası değişim tartışmalarının başladığı CHP'de art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gözler büyük kurultaya çevrilmişken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu medyada yapılan tartışmalardan oldukça rahatsız. Kılıçdaroğlu İstanbul'da belediye başkanı adayı olan 12 kişilik bir ekiple toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu medyada ve sokakta yapılan ne olacak partinin durumu tartışmalarına işaret etti. Medyada her gün parti tartışılıyor, ister istemez insanları da etkiliyor. Siz bu işe nasıl bakıyorsunuz diye sordu. Kılıçdaroğlu bir an önce parti içindeki tartışmaların sonlandırılmasını, kurultaydan sonra herkesin seçime odaklanması gerektiğini ifade etti. Göçmen, Roman Çocuklar Derneği. CHP lideri parti içi tartışmaların televizyonlarda yapılmaması gerektiğini söyledi. Parti televizyonlarda tartışılmamalı. Kurultaydan sonra hiç kimse partiyi medyada tartışmayacak. Tartışan direkt disipline sevk edilecek. Tabii ki yetkili kurullar tartışabilir. Partide sorumluluk taşıyan insanlar tartışır ama partide önüne gelen tartışıyor. Bunu sileceğiz, kaldıracağız ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca değişim konusunda da yeri ve zamanı geldiğinde hepimiz değişeceğiz. Herkes değişmek zorunda. Zaten her gün değişiyoruz dediği belirtildi. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Efendim eski CHP milletvekili Aytu Atıcı ben bu partinin potansiyel genel başkan adayıyım dedi. Genel başkanlık için iddiasını ortaya koydum. Ancak Atıcı'nın adaylık için son kararını vermediği belirtiliyor. CHP Genel Başkan adaylığı için bir isimden daha sinyal geldi. CHP eski milletvekili Aytu Atıcı, ben bu partinin potansiyel genel başkan adayıyım dedi. 4-5 Kasım'da yapılması planlanan CHP kurultayında Özgür Özel, Örsan Öyman, Ünal Karahasan genel başkanlığa aday olacaklarını açıkladı. 69 imza toplamaları halinde kurultayda adaylıkları resmileşecek. Genel başkan adaylığı için hazırlık yapan bir diğer ismin ise Aytu Atıcı olduğu belirtiliyor. Atıcı, adaylık için henüz karar vermediğini, süreci izlediğini söyledi. Ancak her şeyimiz hazır, bir saat içerisinde gerektiğinde açıklama yapabiliriz vurgusu yaptı. İlla ben genel başkan olacağım noktasında hiçbir zaman olmadım diyen Atıcı, ihtiyaç olması durumunda harekete geçebileceğini söyledi. Görevinde bize biraz tebessüm etmesi durumunda kadromuz hazır, adaylık çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu. Atıcı aynı zamanda manifestosunun hazır olduğunu belirtti. Atıcı ekibiyle yapacağı değerlendirmenin ardından önümüzdeki günlerde aday olup olmayacağına karar verecek. Yarın bunun doğru olmadığını da açıkça söyleyebilmeliler.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlere ittifaka dahil olmadan gireceğini açıklamıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayan Akşener'in önümüzdeki hafta diğer illerde de adaylarını açıklaması bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gelecek hafta partisinin belediye başkan adaylarını açıklamaya başlayacak. Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlali'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesinin ardından aday tespit çalışmalarına hız verildi. Akşener yeni yasama dönemiyle 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında teşkilat bazında başlattığı il gezilerine ağırlık verecek. Partisinin belediye başkan adaylarını bu il gezilerinde açıklayacak Akşener, gelecek hafta süreci başlatacak. Derhal emekli olup evine gitmelidir. Bu arada yine seçim çalışmaları kapsamında partinin yerel yönetim başkanlığı tarafından eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Tosun başkanlığında oluşturulan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu bir komisyon yerel yönetimler vizyon belgesini hazırlıyor. Belgede İYİ Parti belediyelerinin başta sığınmacı ve barınma problemi olmak üzere kent problemlerinin çözümüne yönelik projeler yer alacak. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, belgede çocuklar, kadınlar ve gençler için de projeler olduğunu söyledi. Bir kere bile hayreti düşünmeyip, bir kere beni kafamda beyse düşünmeyen bir insandır, liderimdir. Yerel seçimler için partilerin hazırlıkları sürüyor. Altılı Masa bileşenlerinden Deva Partisi de seçim kararını kamuoyuna duyurdu. Genel Başkan Ali Babacan, 81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz dedi. 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlere gidiyor. 2023 Mayıs seçimleri için ittifaklar belirlenmişti. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Ata İttifakı seçimlere adaylarıyla girmişti. Seçim sonucunda ittifaklardan geriye yalnızca Cumhur İttifakı kaldı. Sık sık yaptıkları toplantılardan eli boş dönen Millet İttifakı, 28 Mayıs seçiminden sonra yaşanan hezimetle birlikte dağıldı. Partilerin yerel seçimler için nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyordu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlere ittifaka dahil olmadan gireceğini açıklamıştı. Son açıklama Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan partisinin tüzük kurultayında yaptığı açıklamasını. Deva Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde tüm ülke satığında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun ifadeleri kullanıldı. Yerel seçime kısa bir süre kaldı. Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçime gidiyor. Siyasi partiler bir yandan yaklaşan yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor, bir yandan da büyük kongrelerini yapmaya hazırlanıyor. Size de ihtiyacımız var, yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Dev bir bayrak açacağız inşallah. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi hareketli günler yaşayan siyasi partilerde büyük kongre heyecanı sürüyor. Sonbaharda yoğunlaşan takvim çerçevesinde başta AK Parti ve CHP olmak üzere çoğu parti yeni yönetimlerini belirleyecek. Bugüne kadar 7 olağan kongre yapan AK Parti'nin 4. olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı. 7 Ekim'deki kongrede MKYK'nın büyük oranda değişip yenileneceğini belirten parti kurmayları, partinin ana temasının değişim ve yenilenme olacağını belirtiyor. AK Parti'nin olağanüstü kongresinde ayrıca genel başkan seçimi de yapılacak. Kurultay yapacak bir diğer parti ise CHP. Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP, 4-5 Kasım'da 38. olağan kurultayını gerçekleştirecek. CHP'nin 4-5 Kasım'daki kurultayında ilk gün genel başkan seçimi, ikinci günse parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Partide şu ana kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında Grup Başkanı Özgür Özel ve parti üyesi Örsan Kunter Öyman'la Ünal Karahasan adaylığını açıkladı. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için %5 delegenin imzası gerekiyor. 1370 kurultay delegesi olan partide genel başkanlık için 69 delegenin imzasının divana sunulması şartı bulunuyor. Henüz adaylığını açıklamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. Deva Partisi 29-30 Eylül tarihlerinde 1. olağanüstü kongresini yaptı. Tüzük değişikliği teklifleri görüşüldü. Gelecek Partisi de 2. büyük kongresini yapmaya hazırlanıyor. Partinin yıl sonuna kadar yeni yönetimini belirlemesi planlanıyor.
Bu arada İyi Parti 3. Olağan Kongresi'ni Haziran ayında gerçekleştirdi. MHP ise 14. Olağan Kurultayı'nı 17 Mart 2024'te yapacağını açıkladı. Kudret burada, vatan sahipsiz değildir. Türkiye Şubat ayında deprem gerçeğiyle bir kez daha en acı şekilde yüzleşti. Meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkama nedeni oldu. Binlerce vatandaş yaşamını yitirdi. Yaşanan bu deprem bir kez daha dayanıklı yapıları gündeme getirdi. Erzurum'da da bu kapsamda çalışmalar başladı. Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Depremden 11 il etkilendi. 50 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Binlercesi başka illere gitti. Yaşanan büyük depremin ardından deprem konutlarındaki dayanıklılık bir kez daha gündeme geldi. Kentlerde dayanıklılığı artırmak için çalışmalar başlatıldı. O çalışmalardan biri de Erzurum'da oldu. Binanın güvenini ve hayat güvenini sağlayan bir sistem. O sistemin adı izolatör sistemi. Erzurum konutlarında bu kapsamda bir ilk yaşandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem konutlarındaki dayanıklılık sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum'da da konutların dayanıklılığını artırmak üzere Türkiye'de ikincisi yapılan konutlarda izolatör sistemleri devreye girmeye başladı. Buradaki projemiz 2 blok, toplam 56 daire olacak. 3+1 ve 4+1 seçenekler halinde. Projemiz Erzurum için bir ilk, Türkiye'de de ilklerden bir tanesi. Malum deprem gerçeğini Türkiye yeni yaşadı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza projeyi desteklediğinden dolayı, depreme Erzurum'u hazırladığından dolayı ben öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bir Erzurumlu olarak, kendim de bir Erzurumlu olarak böyle bir projenin koordinatörlüğünü yürütmek, yerli bir imalat olarak bunu yapmak bizim için onur verici bir durum. Deprem izolatör sistemi içeren konutların temeli atıldı. Daha önceden bu toplu konutta hiç kullanılmamıştı. İlk defa İstanbul'da kullanıldı. Bu ikinci bir proje. Daha önce işte hastane projeleri, köprü projeleri, viyadük projelerinde kullanılmış ama konut anlamında bu ikinci bir proje. İzolatör sistemi içeren projelerde depreme daha dayanıklı malzemeler tercih ediliyor. Normal konutlarda işte gerek demir donatısından, statik projeden, gerekse beton sınıfından daha farklı bir statik proje, daha farklı bir beton sınıfına giriyor burası. İşte kolon ebatlarımız değişiyor burada. Beton sınıfımız değişiyor. Mesela normalde C25, C30'da çözülen normal bir projelerde burada C40'la çözmeye icap etti. İşte demir donaltımız normalde 16'lık olurken statik projede burada 26'lık demir donaltısıyla devam ettik projemizi. Bu yani farklılıklar bu şekilde devam ediyor. Projenin 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor. Süreç biraz ağır bir süreç. O yüzden 2025 yılı diyoruz biz. 2025 yılında muhtemelen teslim etmiş olacağız biz projemizi. Bütün inşaat camiasının içerisindeki arkadaşları projeyi gözlemlemeye davet ediyoruz. Buraya gelip bu konuda bilgi edinmeleri, bilgi biriktirmeleri konusunda davet ediyoruz açıkça. Öğrencilerimizi özellikle 40 yılın çarşambası bu çarşamba olabilir. O yüzden depreme hazır olmalıyız. Erzurum'un güzelliklerinden biri olan Tortum Şelalesi sonbaharın büyüleyici renklerine bürünmeye başladı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte şelale çevresindeki ağaçlar sarı, kırmızı ve turuncu tonlarıyla süsleniyor. Erzurum'un güzelliklerinden biri olan Tortum Şelalesi sonbaharın gelmesiyle büyüleyici renklerine bürünmeye başladı. Uzundere ilçesinde yer alan bu doğa harikası her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Tortum Şelalesi Erzurum'un gezilebilecek ender güzellikteki yerlerinden birisidir. Biz de Erzurum'dan ailecek hafta sonunu geçirmek için buraya geldik. Biz de ailece bu sonbahar mevsiminde burayı ziyarete geldik. Şelale bu mevsimde gayet güzel, suyu henüz bollaşmasını kesmemiş, güzel bir görüntü.
Sonbaharın gelmesiyle birlikte şelale çevresindeki ağaçlar sarı, kırmızı ve turuncu tonlarıyla süsleniyor, manzara adeta bir tabloyu andırıyor. Doğa severler için muhteşem bir seyahat rotası olan Tortum Şelalesi hem yerel halkın hem de turistlerin keyif aldığı bir doğa kaçamağı olarak popülerliğini sürdürüyor. Erzurum Spor Futbol Kulübü Bolu Spor'la oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta Adana Spor'a mağlup olan Dadaşlar mutlak puan parolasıyla sahaya çıkacak. Erzurum Spor'da Bolu Spor maçı hazırlıkları tamamlandı. Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurum Spor Futbol Kulübü hafta sonu oynayacağı Bolu Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı. Mavi beyazlı takım bu hafta karşılaşacağı Bolu Spor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Erzurum Spor Futbol Kulübü ligde aldığı 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ligin 11. sırasında yer alırken Bolu Spor ise puan cetvelinin 13. sırasında bulunuyor. Bolu Spor mücadelesine bilenen futbolcular galip gelerek hem Adana'da kaybettiği 3 puanı telafi etmek hem de kendisini taraftarına affettirmek istiyor. Ankara Kars güzergahındaki turistik Doğu Ekspresi Aralık'tan itibaren haftada 3 gün sefer düzenleyecek. Bu sezon toplam 84 sefer gerçekleştirilecek. Başkent Ankara'dan Kars'a efsane bir yolculuk. Açıldığı günden bugüne seyahat edeceklerin yeni ulaşım aracı Doğu Ekspresi olmaya başladı. Çünkü kimilerine göre Doğu Ekspresi Türkiye'nin en güzel demiryolu hatlarından biri. Turistik Doğu Ekspresi bu sezon toplam 84 sefer düzenleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu seferlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotası arasında gösterilen Turistik Doğu Ekspresi'nin her yaştan yolcuya yüksek kalitede farklı bir tatil seçeneği sunduğunu ifade etti. Turistik Doğu Ekspresi ile Aralık'tan itibaren haftada 3 gün sefer gerçekleştirilecek. Ekspres, Ankara'dan 11 Aralık 2023, 8 Mart 2024 ve Kars'tan 13 Aralık 2023, 10 Mart 2024 tarihleri arasında sefer yapacak. Yolcularına eşsiz bir yolculuk sunan tren, Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tansa çarşamba, cuma, pazar günleri hareket edecek. Turistik Doğu Ekspresi bu sezon Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 sefer yapacak. Güzergahı üzerindeki tarihi ve turistik yerlerin gezilmesi için ekspres, Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saat duracak. Uraloğlu bilet satışlarına ilişkin de bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, tren teşkilatında bulunan 8 yataklı vagonun 6'sının bilet satışlarının seyahat acenteleri üzerinden yapılacağını, 2 vagonun ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından bireysel yolculara satılacağını belirtti. ...31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. İkamet adresi değişenlerin seçimlerde oy kullanabilmek için adres değişikliği bildirimi yapması gerekiyor. Bildirim için son gün yarın. Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek. İkamet adresi değişen vatandaşların yerel seçimde oy kullanabilmek için adres değişikliği bildirimi yapması gerekiyor. Adres değişikliği bildirimi E-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlükleri üzerinden yapılıyor. İkamet adresi değişenlerin 31 Mart'ta oy kullanabilmeleri için adres bildirimlerini yapmaları gerekiyor. Peki değişiklik bildirimi yapmayanlar ne olacak? 1 Ekim'den sonra ilçe seçim kurulları devrede olacak. Taşıma seçmen olmaması için kurullar söz konusu adreslerde ikameti değiştirmek isteyen kişinin oturup oturmadığını tespit edip onaylıyor. Bu onayın ardından yeni adreste oy kullanmak mümkün oluyor. YSK 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için de kolaylık sağlayacak.
Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için milletvekili genel seçimindeki gibi yeni tedbirler alınacak. Deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk'ı Teknofest'e davet etmişti. Elon Musk, davete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmak istiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türk evinde SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ı da kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'ı İzmir'de düzenlenen Teknofest'e davet etti. Musk bundan memnuniyet duyacağını dile getirdi. Elon Musk, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Elon Musk yaptığı paylaşımında kendisini Teknofest'e davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da paylaşıma yanıt olarak, sevgili Elon Musk, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te gelecek yıl seni de görmekten memnuniyet duyacağız. Kazan kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz işbirlikleriyle ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle ifadelerine yer verdi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti. Ankara'dan Tokat'a gitmek için binmişlerdi otobüse. Yolculuk Amasya'da son buldu. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi ise yaralandı. Feci kazanın adresi Amasya'nın Merzifon ilçesi. Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. İlk önce bir sefer daha daldı bir yere. Hani yol kenarındaki tırtışlara. Bir 10 saniye sürdü o. Ondan sonra buraya da bir anda daldı. Yani nasıl girdi, nasıl etti onu hiç anlayamadım. İşte ben de nasıl olduysa bir şekilde çıkabildim yani. Dışarıdan bir abi sağ olsun arka camı patlattı bize. Onun sayesinde biz hep dışarı çıktık. Hani çıkartabildiğimizde çıkarttık dışarı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler otobüsün içinde sıkışan yaralılar için zamana karşı yarıştı. Yaralanan 35 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Kazaya ilişkin bilgi aldı. Sabah saatleri tabii olay yerine baktığınızda herhangi bir fren benzeri bir izi yok. 100-150 metre kadar yoldan çıkmış. Tabii ki yolun kenarında bir kanal var. O kanala çarpması sonucu otobüsün yan yatmasını değerlendiriyoruz. Onun dışında tabii o ihmal olayları yapılacak. Soruşturmalar sonrası ortaya çıkacak. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Altı Şubat depremlerinde evi yıkılan vatandaşlar için yapılan binalarda sona geliniyor. Dulkadiroğlu ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan toplu konutlar Ekim ayı içerisinde teslim edilecek. Asrın felaketinde 9 ay geride kaldı. Depremde evini kaybeden vatandaşlar için hızlı bir şekilde çalışmalara başlandı. Depremin vurduğu 11 ilde zemin etüdü yapılan alanlarda toplu konutların inşasına başlandı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da konutların inşası devam ediyor. Depremde en çok yıkımın yaşandığı ilçelerden biri olan Dulkadiroğlu'nda yapılan 4200 toplu konutta sona gelindi. Vatandaşlarımızı kıştan önce sıcak yuvalarına kavuşturmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Dulkadiroğlu ilçemizdeki Akyar ve Karataş bölgemizde, Ferruç Karataş bölgemizde toplu konut inşaatları çok hızlı bir şekilde devam etmekte. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde
bu toplu konutlarımızın teslimatları başlayacak. Dulkadiroğlu ilçemizde de şu anda faaliyet devam eden 4200 konutta İnşallah Mart sonuna kadar bitirmiş olacak. Ekim ayı içerisinde birçok vatandaş sıcak yuvasına kavuşacak. Binalarımızın standartları çok çok güzel. Birçok bloğumuz bitmiş vaziyette. İnşallah çok kısa zaman içerisinde konteyner kentlerdeki depremzede vatandaşlarımızı bu konutlara almaya başlayacağız. Önümüzdeki aydan itibaren başlayan konut teslimatları Mart sonuna kadar devam edecek. Yerleştirmeler yapıldıktan sonra yeni toplu konut alanlarında da yeni konutların inşaatına başlanarak belli bir periyotta tüm depremzede kardeşlerimizin tamamının bu depremde görmüş oldukları zararları telafi ederek yeni yuvalarına kavuşturmak için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 20 ilde narko güç operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 90 zehir taciri yakalandı. 20 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Narko güç operasyonu kapsamında 90 kişi yakalandı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Zehir tacirlerinin kökünü kazımak adına operasyonlar düzenleniyor. Bu kez 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi operasyonlar. Narko güç isimli operasyonda 90 zehir taciri daha yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin açıklama yaptı. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz denildi. Öte yandan zehir tacirlerinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekim ayı boyunca ekonomi gündemi yoğun olacak. Önce 12. Kalkınma Bütçesi açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da bütçe komisyonunda sunum yapması bekleniyor. Ekonomi yönetimine Ekim ayı ve yılın son çeyreğinde 12. Kalkınma Planı 2024 yılı bütçesi birbiri ardına açıklanacak veriler başta olmak üzere yoğun bir gündem bekliyor. 3 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapması planlanıyor. Erkan'ın komisyonda milletvekillerine küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması öngörülüyor. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ekonomistler Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin %5 artmasını bekliyor. Ağustos'ta TÜFE yıllık bazda %58,94, aylık %9,09 olmuştu. TÜİK 10 Ekim'de de Ağustos ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Temmuz'da işsiz sayısı bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi olmuş, işsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle %9,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Bakanlıkların ve kurumların 2024 bütçesine ilişkin hazırlıkları da yoğun bir şekilde devam ediyor. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin Ekim'de meclise sunulması bekleniyor. Bütçe maratonunda bakanlık ve kurumların bütçeleri önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Yıl sonuna kadar bütçe mesaisinin devam etmesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi bütçenin yanı sıra 12. Kalkınma Planı hazırlıklarını da sürdürüyor. Planın da Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın ardından 12. Kalkınma Planı ve Merkezi Yönetim Bütçesi süreçlerine özel sektörün ve çalışan kesimlerin öneri ve beklentilerinin yönetim anlayışı içinde yansımış olacağını ifade etmişti. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere yatırım, üretim, istihdam ve ihracat süreçlerine yönelik hedeflerin hazırlığı süren belge ve planlara yansıtılacağı belirtiliyor. 1 Ekim'den itibaren yeni yasama yılına başlayacak meclis gündemine de yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ekim ayı elektrik tarifelerini belirledi. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak elektrik tarifesi mesken aboneleri için sabit kaldı. Konut elektriğine Ekim'de zam yapılmayacak. Sanayi ve ticarethanelere ise %20 zam uygulanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun faaliyet bazlı nihai ve yeşil tarife tabloları resmi gazetede yayımlandı.
Elektrik tehkim tarifesi belirlendi. 1 Ekim'den itibaren uygulanacak olan karara göre ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilowatt saat başı uygulanan fiyat değişmedi. Sanayi ve ticaret hanelerinin kullandığı elektrik zamlandı. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilowatt saat fiyatının 370,1826 kuruş olması kararlaştırıldı. Öte yandan yeşil tarifede kilowatt saat fiyatı 312,4942 kuruş olarak belirlendi. Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi kapılarını otomobil tutkunları için açtı. Meram'da 3 gün boyunca nostalji rüzgarı esecek. Klasik otomobil sevenler rotasını bu sergiye çevirdi. Konya'da klasik otomobil sergisi kapılarını açtı. Sergide birbirinden değerli yaklaşık 100 araç sergileniyor. Kimi fotoğrafını çekti, kimi deneyimleyerek eskileri yad etti. Konya Meram'da açılan klasik otomobil sergisi yoğun ilgi gördü. Klasik otomobil tutkusu çocuk yaştan başlıyor, erken yaştan başlıyor. İnsanlar yaşlandıkça veya büyüdükçe, biraz daha yaş ilerledikçe bu arabaları gördüğünde gençliğine dönüyor, çocukluğuna dönüyor. Öyle olunca bunlarla duygusal bir bağ görüyor. Biz bunları araç olarak görmüyoruz, yani herhangi bir araba olarak görmüyoruz. Biz bunları böyle biraz daha sanki gençliğimizde arkadaşımızmış gibi veya böyle bazı şeyleri, bazı anıları yaşadığımız böyle dostumuzmuş gibi görüyoruz. Onun için çok iyi bakıyoruz. İşte bu yüzden klasik otomobil tutkunları araçlarına gözü gibi bakıyor. Klasik otomobiller küçüğünden büyüğüne herkesin de ilgisini çekiyor. Herhangi bir yaş aralığı yok. Çocuklar da çok seviyor, kadınlar da çok seviyor. Yani bu bir görsel sanatla alakalı ve görsel zevkle alakalı bir şey. Estetik görseli olan insanlar bu araçlara ilgi duyuyorlar. Sergi 1 Ekim'e kadar açık olacak. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Hafta başında görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz. Kapınız gelir. Askere düşmanlık, düşmana askerlik. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu millet aşamayacak.